arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu ara etkinlik videoları biraz arka arkaya geldi ama Amigurumi tariflerime devam edeceğim. Çok güzel geyikler hazırladım. Onların videoları editleniyor, yakın zamanda yükleyeceğim. Ama o arada sizlerle birlikte hümanları hazırladım. Etkinliklerin bazılarının videosunu çekmeyi düşündüm. 4 yaşında kızım. Ve dikkat dağınıklığı ya da kişisel gelişiminin iyi olmasını istiyorum ben de her anne gibi. Bunun için iş yerinde, öğle aralarında ya da iş yoğunluğumuzun az olduğu saatlerde ne yapabilirim, işlerindeki imkanlarla neler yapabilirim diye düşünüp bu şekilde Instagram'da ya da Pinterest'te buldum. Bazı projeleri hayata geçiriyorum. Mesela bugün ne yaptım? Gene bilgisayar çıktısı aldım. Diyeceksiniz ki hep bilgisayar çıktısı alıyorsun. Ya alamayanlar, yapamayanlar diye sorarsanız çocuğunuzun o küçük tospiklerimizin minik ayakkabıları var. O ayakkabılarını ölçü alarak bu şekilde çizersiniz. Gene burada halka halka oluşturursunuz. İlla ki bilgisayar çıktısı almanıza gerek yok. Evdeki objelerle de pekala benim yapmış olduğum şeylerin aynısını yapabilirsiniz. Ben ne yaptım bugün? Bugün şöyle bir ayakkabı çıkardım. İki model. Yani 2.10'dan 2.10'dan çıktı oluşturdum. Ve fosforlu kalem hazırladım. Böyle dikkatini çeksin toplasın diye kuru kalem boyalarını getirmedim. Yani evden buraya kadar taşıyamazdım. Çünkü benim evim ve iş yerim arası tam 1,5 saat sürüyor. Her gün 1,5 saat gidip geliyorum. Bir de iş yerinde böyle kataloglar var bizim. Şöyle hafif sert bunlar. Bu kartonların üzerini kullanıyorum. Bunlar artık kullanılmayan dergiler oldukları için, kataloglar oldukları için gönül rahatlığında bunları parçalıyorum, kesiyorum, biçiyorum. Bunun üzerindeki şimdi şu zımba tellerini temizleyeyim. Ha, bu arada ne yapacağız biliyor musunuz? Bunun adı bağcık bağlama oyunu. Artık Hümanur 4 yaşında ve 4 yaşındaki bir çocuk her şeyi düşünüp konuşabiliyor. Ayakkabılar artık ne kadar cırtlı yapışkanlı olsa da el pratikliği benim için çok önemli. El pratikliğim sayesinde ben bugün bu kadar örgüler örüyorum, yemekler yapıyorum. Yani pratik zekamı geliştirmiş olduğum zamanında tabii ki bunda annemin büyük bir rolü var. Çünkü küçükken çok dikiş dikerdik, oyun oynardık. Şimdi bu kartonumun şu kısmını kullanacağım. Yan yana koymak istiyorum. İki farklı model ayakkabı yapacağım. Bu şekilde bunları yan yana oturtacağım. Ya da şu şekilde yapsam daha güzel olur. Kenarlarını hiç kesmeme de gerek kalmaz. Bunları ben tek bir A4 kağıdına çıkardım. Önce boyayacağım. Sonra yapıştıracağım. Sonra iplerini geçireceğim. Şimdi hatta önce boyama işlemine başlayayım. Önce dediğim gibi boyama işlemine başlayacağım. Fakat boyama işlemine başlamadan önce şunları göstermek istiyorum. Size her zaman örgü örerken ne diyorum? Kalan iplerinizi atmayın. Bu şekilde bunları yer belirleyici olarak da kullanabiliyoruz. Daha sonra bakın çocuklarımız etkinlik yaparken yine işimize yarıyor. Ben bunları böyle bir araya toplayıp lastikledim. Çok minik kalanları zaten kesip kesip şey atıyorum. Silikonun içine atıyorum. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şu modelleri siyah kalem, mavi ağırlıklı yapmayı düşünüyorum. Bunları da kenarlarında şeritleri olduğu için hepsinde birer renk yapmayı düşünüyorum. Fosforlu kalem olacağı için altına koymayayım. Mesela şu kenarlarını siyah kalemle, kurşun kalemle boyayayım. Bunun burasını siyah yapmamın amacı ipler dikkat çeksin. Burayı siyah yapacağım. Ayak ucunu mavi yapacağım ki dikkatini odaklayabilsin. Öyle düşündüm. Hani bir şeyleri yaparken bazen patlayan renkler dikkatimizi çeker, toplar. Bu mantıkla. Thank you.
Ayakkabılarımı boyadım. Şöyle makasla küçük küçük delikler açtım. Şimdi kartonumun üstüne yapıştıracağım. Yapıştırmadan önce iplerimi hazırladım. Bu şekilde kalan iplerimi aynı ölçülerde keseceğim. İçine yerleştireceğim. Şöyle ortadan ikiye böldüm. Bir daha böleceğim. Bu şekilde. Ve hemen şu içlerinden geçiriyorum. Ben ayakkabılarda hani tek bir geçirme işlemi yapıyoruz ya, komple yukarıda bağlıyoruz. O şekilde yapmayacağım. Hepsini ayrı ayrı ip takacağım. Yani mesela oturduğunda hepsini tek tek bağlasın istiyorum. Bu arada yanlış yerden çıkardım ipi. Bu şekilde tek tek hepsinin içinden geçireceğim. Bunun içinden de geçirelim. Kanalıma bu arada abone olmayı unutmayın. Bu videolarımın daha çok gelmesini istiyorsanız ya da benim sohbetimden, yapmış olduğum etkinliklerden keyif alıyorsanız lütfen abone olun ki bildirim gelsin. Yeni videolar yüklediğimde önünüze düşsün. Biraz uğraştırmalı gibi gözükebilir ama hiç uğraştırmalı değil. Yarım saatte yapacağınız bir iş. Sonuncu mavisini de takayım. Ayakkabının diğer tarafını da pembe yapacağım. Bu şekilde ayakkabı bağcıklarımızın hepsine takalım. Sonra çocuğumuz bunları böyle tek tek bağlatmayı öğreteceğiz. Bunu böyle alayım. Şimdi bu ayakkabıyı da pembe yapmak istiyorum. Diğer tarafını yapalım. Thank you.
ayakkabılarımız bu şekilde hazır. Bunları böyle yapmamın amacı şu an karışık gelmiş olabilir ama karışık gelmesin. Oyun oynarken bunun eşi hangisi bu? Bulacak, bağlayacak. Bunun eşi hangisi bu? Bulacak ve bunları tek tek bağlayacak. Arkadan görünüm bu şekilde. Şimdi hemen şöyle bir stick yapıştırıcı kullanacağım. Önce köşelerine bol bol süreceğim. Böyle. Bol bol sürüyorum. Kalkmasın. Hüma kuşum benim kurcalamayı parmak atmaya bayılıyor. Böyle oyuncaklara, iplere. O yüzden her yere iyice süreceğim. Evet, Hümamur'dan önce biz bir parti oynasak mı? Ne yapsak ha? Şöyle iyice gerdirerek yapıştırdım. Biraz elimden kirlendi ama olsun. İplerim serbest, güzel. Bunu da düzeltelim. Şunun köşesine hemen Hümamur yazalım. Diğer ayakkabını aynı bu şekilde hazırlayalım. Onu biraz daha renkli düşünüyorum. Pembeler, kırmızılar, sarılar. Hemen onu da yapıyorum. Videonun bu kısmında çok konuşmayabilirim. Tüm merak ettiklerinizi yorum olarak atın. Biraz daha küçükten büyüğe doğru giden
ip uzunlukları yaptım ki darda da genişte de yapabilmeyi öğrensin. Çünkü bunların hepsi uzun ve büyük ipler. Şimdi bunu yapıştıracağım güzelce. Yapıştırmamı alıyorum. Köşelere de güzelce bol bol sürüyorum. Dediğim gibi evimizde hangi imkanlar varsa onları kullanarak çocuklarımızın gelişimini destekliyoruz. Bu şekilde bu ayakkabımı da yapıştırdım. Oyunumuz böyle. Bundan ben bir kart daha yapmayı düşünüyorum. Bu yeterli de olabilir. Akşam eve gittiğimde Yumanur bak sana ne getirdim diyorum. Ve bunları tek tek beraber bağlıyoruz. Ona yardımcı olacağım. Hangi ipin hangisine gelmesi gerektiğini göstereceğim. Küçük el becerileri daha da gelişsin diye. Umarım sizler için de anlaşılabilir, kolay, güzel bir etkinlik videosu olmuştur. Yapılabilirliği kolay şeyleri araştırıp sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Videomuzun sonuna geldik. Böyle altına ismini yazdım. Onun olduğunu benim sesim anlasın diye. Bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.